Öncelikle merhaba. Ferdi Tayfi olan kayınpederimin avukatının aba altından benim karıma sopa gösterişini hazmedememen bir adam olarak aile hiyerarşisine artık karışıyorum. Çünkü Tuğçe sahipsiz değil. Aslan gibi kocası var. Siz Tuğçe'nin yanında ne kadar dik durabildiğimi şuradan farz biçim. Ben neredeyse bir yılı aşkın süredir, bir yıl iki ay falan, bir yıl bir ay neyse artık suikaste mi uğramam gerekiyordu, uğradım. Para mı kaybetmem gerekiyordu, kaybettim. Senin kızın mobbing yaşarken ben yanındaydım. Tamam mı? Necla Nazır denen sultan, prenses, benim tek aile olarak saydığım kadın yanındaydı. Sen demedin mi telefonda, kızım sahneye çıkma artık, kıyafet markası kur, giyim markası kur. Demedin mi sen telefonda? Dedin, ben de onu kurduruyorum işte kızına. Senin kızını bir yıldır ben sahneye çıkarttırmıyorum. Senin kızını koruyup kolluyorum çünkü namusum olmuş yani. Sen de diyorsun ya aile her şeydir. Aile her şeydir, ben kızını koruyorum. Karımı koruyorum, karım. Şimdi açıklamaların birinde de avukat şey demiş. Tuğçe Tayfur Store adlı markada isim hakkından dolayı alacağı bulunuyormuş Ferdi Bey. Ferdi Bey, ben sizin damadınızım. 24 tane şube oldu. 9 tane yeni imzaladım. 50 şubeye doğru gidiyor. Gelip desen ki damat, gel buraya markana el koydum, parasız pulsuz elinden aldım desen sana vermiyor muyum? Babamsın ya. Herkese baba oldun da. Senin kızınla evlendim. Senin torunun doğdu. Sen bir bize baba olamadın. Düşünce suç. Çok çok şikayetçi olursun. Kızından ötürü 60 tane şikayetin var zaten, 61 olsun. Hiç sorun yok. Ben karımı koruyorum. Ha, bu markaya gelecek olursak arkada da görüyorsun. Bu markada benim Fikri Sinai mülki haklarının patenti alındı. Tamam. Benim patentli markam. Sen söz sahibi bile değilsin. Kapat. Şimdi Tuğçe Tayfur Store konusunu bir kapatalım. Marka patenti bende. Kızımı açtığım marka, karımı açtığım marka. O konu kapandı. Bak Ferdi Bey, ben karısı için, ailesi için mermi yemesi gerekiyorsa yiyecek bir adam, yiyebilecek bir adamım. Denenmedi mi? Denendi. Sen benim karıma hiçbir avukat üzerinden, aba altından sopa gösteremezsin. Senin hayranlarından korkmam gerekiyormuş. Niye? Biz ne için yaşıyoruz? Ailesi için değil mi? Namusu için değil mi? Yok, Tayfur soy ismini kullan. Benim karımın kimlikteki soy ismi Aydın. Ama maalesef leylekler getirmedi ya benim karıma. Senin soy ismin ya, mecbur ya, kızın ya. Ya tüm Türkiye'ye baba olup kızına baba olamayan bir adam bir de avukat kullanıyor. Çok görmemek lazım ya. Alkışlıyorum. Ferdi baba. Karım tarafından da, hanımım üzerinden de tüm hukuki haklarımız bizim de aranmak şartıyla yarından itibaren teyakkuza geçeceğiz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Tamam. Benim karımı da sakın bir daha hiç avukat üzerinden yok böyle yaparsan şöyle olur falan. Ben sevmem böyle şeyler. Tamam mı? Bana dobra gelin, dobra. Ben Anadolu çocuğuyum. Ben böyle kelime oyunlarında bilmem. Yok bilmem ne. Benim karım bu soy ismi senden ötürü kullanıyor. Bu saatten sonra kullanmasın diye ben söylüyordum ama inadına kullanacak. Tuğçe Tayfur Store'lar buyur. 30 tane yakın şube oldu. 50'ye gidiyor bu iş. Fena. Çünkü insanlara sermaye dağıtıyorum. Alışkın değilsin değil mi? Kızının güçlü bir adamla, doğru bir adamla, dürüst bir adamla evli olmasına. Çünkü baba olmayı bilmemişsin ki sen ya. Sen ancak kızını eleştirmişsin bugüne kadar. Bu sözlerin kayınpederime değil, kadına. Ulan fındık faresi. Sen kimsin be? Karım hamileyken ileri geri konuştun. Kız hamile hamileyin günü günü ağladı. Geliyorsun falan filan yapıyorsun. Tuğçe gülüyor, sana dalga geçiyor. Bak filler tepişir, fareler altında ezilir. Sen git kendine bir spor salonu falan bul. Zayıfla falan bir şeyler yap. Bırak el alem birbirini düşürmeyi. Baba kız arasına girmeyi. Bak benle ters düşme. Çünkü ben karısına aşığım. Tehdit etmiyorum. Ben karısının arkasında duran bir adamım. Fındık faresi. Karım sayesinde Türkiye'yi gezmişsin. 3 kuruş sahibi olmuşsun. Ulan kendi başarın yok. Dayıcım dayıcım. Anacım anacım. Tuğçe'cim Tuğçe. La hadi. Hadi. Değişik değişik konuşmalar. Rakı sofralarını atmalar. Hani inançlıydınız ya siz? Tuğçe Tayfur Store markası için elinden geleni ardına koyma. Tamam. Lütfen avukat bey.
Bu markanın patenti bana ait. Şirket adına tescilli, benim adıma tescilli. Giyim sektörüyle ne alakanız var? Hayırdır, para mı lazım? Vereyim. Tuğçe evlendikten sonra herkes benden para istedi. Size de vereyim lazımsa. Ne kadar lazım? Vallahi gönderirim, sorun yok ki. Bu iğrençliğe gerek yok. Çok komik bir durum ya. Ya çok komik bir durum. Ferdi Tayfur hayranları beni öldürmek... Lan oğlum, siz kimi neyi... Nerede öldürüyorsunuz? Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Oğlum, doğacağım gün belli olduğu gibi öleceğim gün de belli ha. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ferdi Tayfur hayranıymış. Lan kimseniz kimsiniz lan? Allah değilsiniz ya. Oğlum ben hiçbirinizden korkmuyorum ha. Ben değişik bir modelim. Öyle tehdit edebileceğiniz bir adam da değilim. Anladın? Yok efendim Ferdi Baba'ya... Lan hadi! Ötede oynayın. Ferdi Baba'ymış. Lan insan olun önce. Ferdi Baba'nız kızını harcıyor.